Merhaba. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Adım Kader. Yaşımı tam olarak bilmiyorum. Geç verilmiş. Sanırım 40 küsürlerdeyim. Nusaybin'de doğup Nusaybin'de büyüdüm. Ailemin tek evladıyım. Annemlerin söylediklerine göre hiç akrabamız yokmuş. Olanlar da başka şehirlerde olduğu için görüşmüyormuşuz. Çocukluğum hep yalnızlıkla geçti. Komşularımız Ailemle asla iyi anlaşmazdı. Okulda arkadaşlarım. Her zaman beni dışlarlardı. Nedenini hep sorgulardım. Neyse efendim. Gel zaman git zaman. Yedi yaşıma ayak bastım. Ailem. Evimizin çok eski olduğunu, yeni ve daha iyi bir gece konduya taşınacağımızı söyledi. Gece vakti. Ailem hızlıca evdeki eşyaları nakliye aracına doldurdular. Apar topar çıktık ve yeni evimize geldik. Eski evimizin dışı kerpiçten olduğu için insan kendini ahırda gibi hissediyordu. Bu evimiz tuğladandı ve dışı da turuncuya boyanmıştı. Bu ev oldukça hoşuma gitmişti. Bahçesi biraz bakıma muhtaç durumdaydı ama yeni bir evi taşındık ya gerisi benim için önemli değildi. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra annem ve babam beni salona çağırdı. Bak kızım artık oturma odasında kanepede yatmayacaksın. Sana özel oda ve yatak ayarladık. Bundan sonra orada yatacaksın. Ama yeni evimizde bazı önemli kurallar var. Bu ev üç katlı. Yani bodrum katı da var. Orayı biz çalışma odası olarak kullanacağız. Kesinlikle bizden izin almadan bodrum kata inmeyeceksin. Biz odadan çık demeden çıkmayacaksın. Ve arka bahçede kuyu var. İzinsiz bir şekilde oraya gitmeyeceksin dediler. Ben de hepsine tamam dedim. Yeni odama girdim. Duvarda yaşlı bir kadınla adamın resmi vardı. Çerçeveyi yerinden söktüm ve koşarak anneme götürdüm. Anne bak duvarda yaşlı bir kadınla dede var dedim. Annem içini çekerek onlar senin babaannem ve deden yıllar önce öldüler dedi. İçimde ufak bir burukluk oluştu ve resmi alıp odama gittim. İçimden keşke onlar da hayatta olsalardı. Beraber yemek yer beraber uyurduk. Hatta beni parka götürürler diye geçiriyordum içimden. Odam ön bahçeye bakıyordu. Küçük ve boğucu bir havası vardı. Duvar renkleri koyu yeşile dönük ve rutubetliydi. Odayı keşfetme sırasında kıyafet dolabımın içinde karton bir kutu buldu. İçinde ne olduğunu merak ederek alıp yere koydum. İçinden bir tane oyuncak bebek çıktı. Bu zamana kadar doğru düzgün hiç oyuncağım olmamıştı. Bu bebeği görmek beni çok sevinirmişti. Hiç arkadaşım da yoktu, oyuncağım da yoktu. Bu bebek artık benim arkadaşım olacaktı. Onunla oyunlar oynayıp beraber uyuyabilecektim. Bebeğime oturup ailemden, okulumdan ve eski evimizden bahsederken içeriye annem girdi, komodinin üzerine çorba koydu ve hiçbir şey demeden dışarı çıktı. Normalde çorba yemekten bıkmıştım ama Yanımda yeni arkadaşım bezbebek olduğundan o çorbayı o kadar iştahlı yemiştim ki doyduğumu bile hissetmemiştim. Zaten doymasam da annem bana başka bir tabak çorba daha vermezdi. Çorbamı bitirdikten sonra bebeğimi yatağıma yatırdım ve boş çorba tabağını mutfağa bırakmak için odamdan çıktım. Yeni evimize daha alışamadığımdan mutfağı bulmakta biraz zorluk çektim. İşin garip yanı annem ve babam odalarında değillerdi. Çorba tabağımı mutfak tezgahına bırakırken gözüm bahçeye ilişti. Annem, babam ve birkaç kişi bahçede sessiz sessiz bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Ne dediklerini ve ne yaptıklarını anlayamadığımda tekrar odama doğru yol aldım. Bebeğime bir an önce kavuşup onunla uyumak istiyordum. Odamın kapısını açıp içeri girdiğimde bebeğimle çok garip bir değişiklik gördüm. Normalde onu ilk elime aldığımda suratı mutsuzdu ama bıraktığım yerde yüzü güler halde buldum. O zamanki çocukluk aklımla bebeğimin de benimle tanışıp arkadaş olması onu mutlu etmiştir diye düşündüm. Hemen pijamalarımı giydim. Bebeğimle beraber yorganın altına girip mışıl mışıl uykuya daldık. Bu bez bebekle ilk buluşmam benim için o dönemler müthiş bir rastlantı olmuştu. Konuşmasa da hareket etmese de en azından onunla oyun oynadığında güldüğünü, yemek yerken beni izlediğini, uyurken gözlerini tavana diktiğini biliyordum. Fakat bundan aileme bahsetmiyordum. Çünkü oyuncak ne, arkadaş ne, oyuncaklar canlı mı değil mi bilmiyordum. Bu zamana kadar oyuncak sahibi olmadığım için gayet normaldi. Yeni taşındığımız yerin tam olarak neresi olduğunu bilmiyordum. Sanırım Nusaybi'nin bir köyüydü. Buradaki çocuklara camdan baktığımda hepsi okula gidiyorlardı. Fakat annemler beni hiçbir okula yazdırmamıştı. Merak edip annemi sormak istedim. Bez bebeğimi kucağıma aldım. Evin içinde annemi aramaya koyuldum. Odalarında yoktu. Salona, mutfağa, banyo ve tuvalete baktım. Hiçbir yerde yoktu. Bahçede mi diye düşünüp pencereye doğru yaslandığımda Evin içinden sesler geldiğini duydum. Annem bana sesleniyordu. Kader, bodrum kattayım, beni mi arıyorsun diyordu. Ben de yüksek sesle, anne sana bir şey sormam gerek, gelebilir miyim dedim. Annem, gel kızım ama merdiven biraz karanlık, güzelce in dedi. Bebeğimle beraber bodrum kata inen merdivenin kapısını araladık. Merdiven oldukça karanlıktı. Aşağıda yana mumların ışıltısı gözüküyordu. Bebeğimle beraber yavaş yavaş aşağıya doğru indik. Bodrum kat çok garipti. Duvarlar simsiyah. Her yerde mumlar var. Bodrumdaki odanın tam ortasında yerde bir sini vardı. Sininin üzerinde uzun siyah bir örtü seriliydi. Üzerinde simsiyah bir poşete sarılı dikdörtgen şeklinde bir şey vardı. Etrafında da dört beş kadar mum vardı şaşkınlıkla odanın içini incelerken bir yandan da annemin nerede olduğunu arıyordum. Tam o sırada üst kattan bir ses geldi. "Kader, indin mi aşağıya?" diye. Biraz şaşırmıştım. Annem bana aşağıda seslenmişti ve şimdi sesi üst kattan geliyordu. "Aşağıdayım anne," dedim. "Kızım, odanın ortasında siyah kaplı bir hikaye kitabı var. Ben gelene kadar onu aç." Sana bugün muhteşem hikayeler okuyacağım dedi. Annem daha önce bana hiç kitap okumamıştı. Masal da anlatmamıştı. Büyük bir mutluluk ve heyecanla bez bebeğimi yere koydum. Ve odanın ortasındaki siyah kaplı kitabı elime aldım. Oldukça ağırdı. Sinirin yanındaki makasla dışındaki kapları kestim. Kitabın dış kapağı gün yüzüne çıkmıştı. Fakat birisi kitabı iple bağlamıştı. Tek tek ipleri de makasla kestikten sonra büyük bir hevesle kapağını kaldırdım. Kitabın kapağını kaldırdığım anda etrafta ufak bir rüzgar oluştu ve tüm mumlar söndü. Etraf kapkaranlık olmuştu. Korkup çığlık attım. Bez bebeğimi yerden alıp sarıldım. Ağlamaya başladım. Etrafta ayak tıkırtıları ve odanın içinden esen soğuk hafif rüzgâr vardı. Tıkırtı sesleri çoğaldı. Sanki odanın içerisine 15-20 kişi girmişti. Yürüyorlarmış gibiydi. Garip garip sesler, garip anlaşılmaz konuşmalar duyuluyordu. Ve birdenbire etrafı iğrenç kokular sarmıştı. Anneme seslenip ağlamaya devam ederken birisi kulağıma eğilip korkma. Birazdan geçecek diye bir ses geldi. Gelen ses annemin sesi değildi. Babamın sesi de değildi. Çok korktum ve bebeğime daha da sarıldım. Tekrar bir ses geldi. Korkma. Ben arkadaşınım senin. Birazdan her şey bitecek dedi. Olanları algılamakta zorlanıyordum. O an korkuyla olduğum yerde bayılmıştım. Ve bu yaşadığım olayı artık rüyalarımda da sık sık görmeye başlayacaktım. Gözlerimi açtığımda salonda kanepinin üzerindeydim. Yanımda anne ve babam vardı. Bana sinirli sinirli bakıyorlardı. Tam anneme sarılıp olayları anlatmak için yattığım yerden dikildiğimde suratıma okkalı bir tokat yedim ve tekrar yattığım yere yapıştım. Annem ve babam bana bağırarak biz sana aşağı kata inmeyeceksin demedik mi? Nerede aşağıdaki kitap Allah'ın cezası söyle nerede diye bağırıyorlardı. Ben de tekrar gözyaşlarıma boğuldum. Anne sen o hikaye kitabını açmamı söyledin. Sen aşağıya in dedin diye hıçkırdım. Annem Sinirlenerek koluma bir çimcik attı. Ulan biz seni okula kaydettirmeye gittik. Sabahtan beri evde değiliz. Bir sana aşağıya in demedik deyip beni döve döve odama götürdü. Beni yere itekledi ve üzerime de bebeğimi fırlattı. Bebeğime sarılıp ağlayarak yatağıma yattım. Arkadaşım, annem beni neden dövdü? Beni sevmiyorlar mı deyip ağlamaya devam ettim. Bebek kafasını bana çevirdi. Ailen senden nefret ediyor. Hiçbir anne çocuğunu dövmez dedi. Bebeğin konuşması, kafasını hareket ettirmesi bana o an hiç ilginç gelmedi. Çünkü onun beni sevdiğini ve değer veren tek kişi olduğunu hissettim. Artık gerçekten beni anlayan ve dertlerimi dinleyen biri vardı. Bir sorunun olduğunda soru sorabileceğim bir arkadaşım vardı. Gel zaman git zaman bez bebeğimle konuşmalarımızı ilerletmiştik. Artık yanımda hareket ediyor ve konuşuyor ama bundan aileme bahsetmememi söylüyordu. Hatta bana ismini de söyledi. Adı Ervah'mış. O günden sonra arkadaşım Bezbebe'ye Ervah demeye başladım. Bodrum kattaki hikaye kitabı olayından sonra ailem bana olan ilgisini ve sevgisini tamamen kesmişti. Artık benimle konuşmayıp sadece odama yemek bırakıp gidiyorlardı. Ayrıca okula yazdırdıklarını söylemelerine rağmen aylardır hiç okula götürmediler. Sadece odamda oturup arkadaşımla oyun oynuyor, resimler çiziyor, ervahla sohbet ediyordu. Hayatım sadece tuvalet, banyo ve odamdan ibaretti. Salona dahi gitmek istemiyordum. Ailem bana çok uzak davranıyordu. Onlardan hiçbir sevgi göremez olmuştum. Erva'ha bu konuyu anlattığımda bana her zaman ailemin benden nefret ettiğini ve benimle daha iyi yaşamam için onlara zarar vermem gerektiğini söylüyordu. Ama ben aileme zarar veremezdim. Onlar beni ne kadar sevmese de ben ailemi seviyordum. Zamanım böyle okula gitmeden evde geçti gitti. 11-12 yaşlarıma geldiğimde daha farklı şeyler yaşamaya başladım. Bir gün yine Ervah'la oyun oynayıp sohbet ediyordu. Ervah bana evin arka bahçesindeki kuyunun içinde kardeşlerinin olduğunu ve yıllardır onları göremediğini anlattı. Ervah'ın yalan söylediğini düşündüm. Ervah, kardeşlerin kuyuda yıllardır aç nasıl yaşıyorlar peki diye şüpheci bir tavırla sordum. Ervah, gözlerini üzerime dikti ve bir süre sessiz kaldı. Bana cevap ver Ervah, ben bir gün çorba içmesem açlıktan uyuyamıyorum. Kardeşlerin orada aç nasıl duruyorlar? hem kuyuda nasıl nefes alıyorlar diye tekrar tekrar sordum. Ervah sessizliğini bozdu. Ben altı yıldır senin yanındayım. Hiç yemek yemedim, su içmedim. Ben acıkmıyorsam, kardeşlerim de acıkmaması mantıklı değil mi? Biz insan değil sonuçta dedi. Ben de konuyu uzatmadım ve ne yapmamız gerektiğini sordum. Ervah, hiç tereddüt etmeden odanın penceresini açıp dışarıya çıkacağız. Oradan da arka bahçeye dolanıp kuyuya ineceğiz dedi. Biraz düşündükten sonra evde ses var mı yok mu biraz dinledim. İçeriden ses gelmiyordu. Ben de pencereyi açıp Ervah'ı kucağıma aldım. Evet şimdi ne yapacağız dedim. Ervah kendisini kuyunun içerisine atmasını söyledi. Ben de tereddüt etmeden Ervah'ı kuyunun içerisine attım. Yaklaşık 2-3 saat kuyunun yanında Ervah'ı bekledim. Fakat kuyudan çıkan kimse yoktu. Bir süre sonra içeriden annemin bana seslendiğini duydum. Hemen koşarak açık olan pencereden odama girdim ve camı kapattım. Koşarak annemin yanına gittim. Annem mutfaktaydı. Sinirli bir şekilde. Neredeydin sen? Odanda yoktun. Aradım her yeri bulamadım seni. Yine bodruma inmedin de dedi. Ben de. Hayır anne. Tuvalete gitmiştim dedim. Annem yemeği mutfak masasına hazırlamıştı. Bu akşamki yemeği ailecik mutfak masasında yiyecektik. Annem çorba değil mantı yapmıştı. İlk kez mantıyı o sofrada yemiştim ve tadına bayılmıştım. Yıllardır çorba ve ekmekten başka bir şey yemediğim için oldukça zayıftım. Yemeğimi yerken bir yandan da Erva neden hala geri dönmediğini merak ediyordum. Yemeğimizi yedikten sonra annem dolaptan Birer tabak tatlı çıkardı. Tatlıyı da bayıla bayıla yemeye başladım. Ben tatlımı yerken babam bana baktı. Kızım bizim evin bodrum katını. Her gün müşterilerimiz geliyor. Orada iş yapıyoruz. Bu yüzden o odaya ne olursa olsun. Biz çağırsak bile inme tamam mı? dedi. Ben de başımı sallayarak onayladım. Tatlımı yiyip odama geçtim. Ve birkaç saat odada Erhu bekledikten sonra gelmeyeceğine kanaat getirip yıllar sonra tek başıma uykuya daldım. Sabah hava aydınlanmaya başlarken terler içinde nefes nefese uyandım. Gözlerimi açtığımda üzerimde Erva'ı gördüm. Elleriyle boğazımı sıkıyordu. Yanında da siyah siyah kişiler vardı. Onlar da ellerimi ayaklarımı tutuyorlardı. Erva nefret dolu bir şekilde babanı öldürdü. Havanı öldür diye bağırıyordu. Çığlık atmak istiyordum ama atamıyordum. Annemden yardım istemek için bağırmaya çalışıyordum, bağıramıyordum. Resmen kilitlenmiştim. Korku içerisinde hiçbir şey yapamıyordum. O an bilincimi kaybettim ve bayıldım. Gözlerimi açtığımda yatağımdaydım. Hava hala karanlıktı. Salondan konuşma sesleri geliyordu. Hemen kalkıp salona doğru gittim. İçeride annem ve babam oturup mutlu mutlu gülüyorlardı ve bir yandan da bir şeyler yiyorlardı. Anneme doğru yaklaştım. Anne çok korktum dedim. Annem de korkma kızım deyip başımı okşadı ve elindeki şeyden bir ısırık koparıp yedi. Anne siz ne yiyorsanız gece gece diye sordum. Annem ve babam o an gözleri bir anda simsiyah oldu ve avuçlarını açıp senin kulaklarını yiyoruz kızım dediler. O anda sıçrayarak yatağımdan kalktım. Meğer gördüğüm sadece kabustan ibaretmiş. 17 yaşıma kadar bu aptal kabusları görmeye devam ettim. Erva, her gece rüyalarıma girip ailemi öldürmem için beni tehdit ediyordu. Kimi zaman kendimi parçalanmış halde buluyorum. Kimi zaman ormanda yapayalnız birilerinden kaçıyordum. Ne kadar korkunç olursa olsun hepsi sadece kabustu. Artık ailemi Başımdan geçenleri anlatma vaktinin geldiğini anladım. Sabah salonu annemin yanına gittim. Yıllar önce eve taşındığımızda bir bebek bulduğumu ve bu bebeğin benimle konuştuğunu, hareket ettiğini ve babamı öldürmemi istediğini. Bu yüzden de her gece rüyalarımı girdiğini söyledim. Annem anlattıklarımı şaşkınlık ve korku içinde dinledi. Bir süre sonra ayağa kalkıp telefonuna sarıldı. Babamı Hacilen eve çağırdı. 30 dakika bile geçmeden babam eve geldi. Annem elimden tuttu. Titrek sesle, "Kızım sana yardımcı olacağız. Şimdi baba, sen ve ben bodruma inip seni tedavi edeceğiz. Gördüklerin karşısında sakın korkma" dedi. Ben de sesimi çıkarmadım. Hep beraber bodrum kata indik. Annem beni bodrumun ortasındaki siyah örtüyle kapatılmış tahtadan bir platformun üzerine yatırdı. Babam ellerimi ve kollarımı sıkıca bağladı. Annem de bu sırada gözlerimi siyah bir bandana ile kapattı. Oldukça korkmaya başlamıştım. Annemin ve babamın neden ellerimi, ayaklarımı ve gözlerimi bağladığına anlam verememiştim. Bir süre öylece yatıp etrafı dinledim. Annem bir şeyler fısıldayarak tencerede bir şeyler kaynatıyor. Babam ise garip dualar okuyordu. Beş dakika geçmeden Birden uykuya daldım. Uyku anında ne gördüğümü hatırlamıyorum. Ne kadar süre uykuda kaldığımı da bilmiyorum. Uyandığımda başka bir evde, başka bir yatakta uyandım. Başımda hiç tanımadığım kaba sakallı bir adam, yaşlı bir kadın ve iki tane de benimle yaşıt kız vardı. Birden panikleyerek ne oldu, neredeyim, siz kimsiniz gibi sorular sormaya başladım. Sakallı adam saçlarımı okşayıp korkma evladım, ben senin, öz amcanın, yanımdaki kadın yengen. Bunlar da senin kuzenlerin dedi. Ben de şaşkınlıkla, peki annem ve babam nerede diye sordum. Amcam başını öne eğdi. Bir süre sessiz kaldıktan sonra, kızım, evinizde yangın çıkmış. Babam ve annen evden çıkamamış. Köylülerden bir tanesi seni içeriden çıkarmayı başarmış. Çok şükür sen iyisin dedi. Bu haberi duyduğumda, resmen dilim tutulmuştu. Annem ve babam, evimizde yanarak can vermişti. Ama en son beni tedavi edeceklerdi. Ellerim ve ayaklarım bağlamışlardı. Ayrıca beni köylünün kurtarması da imkansızdı. Kimin aklına gelebilirdi? Yangın esnasında bodrum kata inmek. Oturduğum yerde hüngür hüngür ağlamaya başladım. Akşam saatlerine doğru ağlamaktan oldukça güçsüz düşmüştüm. Yengem beni oturduğum yerden kaldırıp elimi yüzümü yıkamak için banyoya götürdü. Ellerimi ve yüzümü yıkadım. Kendime aynada bakmak için başımı yukarı kaldırdım. Suratım mahvolmuş durumdaydı. Her yerim yara izleriyle doluydu. Suratım, boğazım, dizlerim ve dirseklerim sanki bıçakla çizilmiş gibiydi. Yorgun ve bitkin bir halde mutfağa geçtim. Yengem, amcam, kuzenlerim ve ben yemek masasına oturduk. Yemeğimizi yedikten sonra kendime gelmiştim. Amcam beni yanına aldı. Seninle biraz konuşalım dedi. Ben de "Amca, benim de sana anlatmam gereken bir şeyler var." dedim. Amcamla balkonda oturduk. Yengem önümüze çay ve kurabiye getirdi. Amcamın konuşmasına fırsat vermeden çocukluğumdan beri başımdan geçen bu saçma olayları anlatmaya başladım. Amcam beni sakinlikle dinledi. Yaşadıklarım oldukça saçmaydı. Oyuncak bir bebekle arkadaş oluyorum. Benimle konuşuyor. Oyun oynuyor. Sonra babamı öldürmem için yıllarca rüyalarıma giriyor. Oldukça karmaşık şeylerdi bunlar. Konuşmamı bitirdikten sonra amcam elimi tutup ''Kızım, sana bilmen gereken her şeyi anlatacağım. Ama duydukların karşısında sakin kalmanı istiyorum.'' dedi. Ben de derin bir nefes çekip ''Anlatacağın her şeyi dinlemeye hazırım.'' dedim. Amcam tüm olanları anlatmaya başladı. ''Evladım, bu yaşadıklarına tamamen inanıyorum.'' Normalde her insan kolay kolay böyle şeyler yaşamaz. Ama senin başına gelen her şey babaannene dayanıyor. Babaannen çocukken tıpkı senin gibi oyuncak bebekleriyle konuşur. Onlarla oyun oynar ve herkese de bunları anlatırmış. İnsanlar babaannenin yalan söylediğini düşünüp hep onu dışlamışlar. Aslında oynadığı şeyler oyuncak değil. Ervah adı verilen cinlermiş ervah denen bu cin türünün işi de gücü de çocuklardır. Anne rahmindeyken bile çocuklara ulaşıp onları hem ruhsal hem de bedensel olarak yıpratmaya çalışan cinlerdir. Babaanne onlarla arkadaşlık kurmuş. Nasıl büyü yapıldığını öğrenmiş. Farklı cin kabileleriyle arkadaşlık kurmuş. İnsanlar babaanneni büyü yaptırmak, hastalık tedavi ettirmek, fal baktırmak için gelirlermiş. Ama etrafındaki herkes onu dışlamış. Babaannen dışlandıkça cinlerine daha çok bağlı kalmış. Daha sonra yaşadığı köyü terk edip Irak'ta bir köye yerleşmiş. Orada kendisi gibi dinci hocalık yapan adamla evlenmiş. O kişi de benim babam. Önce ben, daha sonra da baban doğdu. Çocukluğumuzda tıpkı senin gibi korkunç şeyler yaşadı. Anne hep cinlerle bağlantı kurmamızı istemesine rağmen ben her zaman uzak durdum. Namaz kıldım, dua ettim. Baban ise bir süre sonra cinlerle bağlantı kurup babaannen gibi büyüler yapmaya başladı. Annem babanla hep gurur duydu ama bana karşı soğuk davrandı. Belli bir yaşa geldikten sonra bize yaptığı her şeyi anlattı. Çok sayıda cini hapsettiğini, büyülerinde birçok farklı cin türünü kullandığını, büyülerle ilgili el yazması bir kitap oluşturduğunu, bu kitabı da öldüğünde miras olarak babana verilmesini istemişti. Bunları anlattığı gün babamızı kaybet. Irak'taki köylüler tarafından öldürülmüş. Annem de babam defnetmeden bizi hemen Nusaybin'e kaçırdı. Nusaybin de bir köyde, Arabi gibi evde yaşamaya başladık. Annem, ben ve baban zar zor hayatımızı geçindirmeye çalıştık. Bir süre sonra da Evimizde çıkan yangın yüzünden annemi kaybettik. Yangın neden çıktı bilmiyoruz ama annem gözlerimizin önünde yanarak vefat etti. Onu mezara defnet. Ertesi gün mezarına ziyarete gittiğimizde annemi mezarın üzerinde cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış şekilde bulduk. Anlaşılan annem mezarda bile rahat edemeyecekti. Bir gün bile mezarda kalamamış. Kime ne kötülükler ettiyse Artık onu bir tek Allah bilir. Vücudundan arta kalan kemikleri ve et parçalarını toplayıp köyün civarındaki bir dağa gömdük. Yaşadıklarımızı kolay kolay hiçbir insan kaldıramaz. Birkaç yıl köydeki boş harabede babanla yaşadık. Daha sonra ben çalışmak için İstanbul'a döndüm. Bir daha babanla birbirimizi görmedik. Anlaşılan baban da annemin yolundan gitmiş. İnsanlara kötülükler etmiş. Ama sen sakın korkma. Yarın seni bir hocaya götürüp gösterelim. Elbet derdinin bir çaresi vardır dedi. Amcamın anlattıklarını ağzım açık ve şaşkınlık içinde dinledim. Demek annem ve babam tıpkı babaannem gibi kötü insanlardı. Çayımızı içtik ve tekrar salona girdik. Yengem beni kuzenlerimle tanıştırdı. Esra ve Eda benimle aynı yaştaydı. Onlar ikizdi. Bir süre televizyon izledikten sonra... Yengem beni yeni odama götürdü. Işığı kapatıp yatağıma yattım. Gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Öylece karanlığın içinde tavana bakıp amcamın anlattıklarını düşünüyordum. Yaklaşık 2-3 saat sonra salondan biri bana seslendi. Kader, uyumadıysan salona gelir misin? Yatağımdan kalktım. Işığı yakıp salona geçtim. Salonda kuzenlerim yerde gülüşerek bir şeylerle uğraşıyorlardı. Onlara yaklaşıp ne oldu neden uyumadınız diye sordum. Yüzlerini bana doğru çevirdiklerinde suratlarında ervahı gördüm. Kırmızı küçük dudaklar yuvarlak burun simsiyah pörtlek gözlerle bana gülümsüyorlardı. O anki korkuyla geri geri yürürken yere düştüm. Ayağa kalktılar ve ellerindeki bıçakla bana saldırmaya başladılar. Ben çığlıklar ve acı içerisinde bağırmaya başladım bir çağın kemiğime kadar değdiğini hissediyordum. Bir anda içeri amcam ve yengem girdi. O anda ervah görünümlü kuzenlerim yok olmuştu. Amcam ve yengem başımı okşayarak ne olduğunu sordular. Onlara korkudan hiçbir şey anlatamadım. Dilim tutulmuş konuşamıyordum. Amcam kolan ile bileklerimi ovalamaya başladı. Kuzenlerim de sesten dolayı uyanmışlar ve beni izliyorlardı. Gün geçtikçe yaşadıklarımın şiddeti çok fazla artmaya başlamıştı. Ertesi sabah uyandım. Mutfakta kahvaltımızı yaptık. Amcam, hadi kızım, şimdi seni köyün hocasına götürelim. Böyle derdi olanlar hep o hocaya gider. O da insanlara derman olur dedi. Kafamı sallayarak, tamam amca, sen beni bekle. Ben de üzerimi değiştireyim. Hemen gelirim dedim. Odama geçtim. Eşofmanımı çıkardım. Tam gündelik kıyafetimi giyecekken odanın içine kapkara suratlı garip şeyler girmeye başladı. Etrafımı sarmışlar ve bana dokunuyorlardı. Etraf bir anda buz gibi soğumuştu. Korkudan sesimi çıkaramıyordum. Bana dokunduklarını hissedebiliyordum. Oldukça iğrenç kokuyorlardı. Ve gözümün önünü tamamen kapatmışlardı. Olduğum yerden bir yere gidemiyor, bağıramıyor, hatta ağlayamıyordum. Birkaç dakika sonra Amcamın aşağıdan bana seslenmesiyle etrafındaki karanlık tamamen yok oldu. Hemen giyinip hiçbir şey olmamış gibi arabaya koştum. Amcamla hocanın yanına gitmek için yola çıktık. Biraz ilerledikten sonra amcamın telefonu çaldı. Arayan yengemdi. Amcamın anlattığına göre kuzenlerimden Eda çok hastalanmış. Ateşi de çok fena fırlamış. Amcamla yoldan tekrar döndük ve Eda'nın yanına gittik. Gerçekten de Eda'nın ateşi çok yükselmişti. Yarı baygın yatıyordu. Amcam da Eda'yı kucaklayıp hep beraber hastaneye götürdük. Gerekli tedavi yapıldıktan sonra akşam üzerine doğru Eda taburcu edildi. Hep beraber eve dönmek için hastaneden çıktık. Yolda aklıma garip sorular takıldı. Sabah kahvaltıda hiçbir şey olmayan Eda biz yola çıktıktan birkaç dakika sonra çok fena hastalanmıştı. Sanırım amcamın anlattığı bu cinler hocaya gitmemizi istemiyordu. Ya da bana öyle geliyordu. Akşam eve geldik. Bir şeyler atıştırıp uyumak için odalarımıza çekildik. İçimde yine bir şeyler olacak korkusuyla odanın ışığını kapatmadım. Öylece yatakta oturup başımdan geçenleri tek tek düşünmeye başladım. Ama kendimden çok emindim. Ki. Bu gece yine başıma bir şeyler gelecekti. Gece saat iki civarında Yengemlerin odasının kapısından bir ses geldi. Sanırım amcam ya da yengem tuvalete gitmek için uyanmıştı. Ayak sesleri çok rahatlıkla duyuluyordu. Bir süre sonra evin içinde ıslık çalarak dolanmaya başladı ve tekrar odasına geçti. Ayak sesleri kesilmişti. Düşüncelerime tekrar dönecektim ki dışarıdan at sesi gelmeye başladı. Sessizce cama yaklaşıp perdeyi ve güneşliği kenara çektim. Camı açıp at sesinin nereden geldiğini görmeye çalıştım. Biraz sonra dışarıda, evin hemen karşısındaki ceviz bağında birilerini gördüm. Eve doğru yaklaşıyorlardı. Yaklaşık yüz kadar kişi vardı. Suratları, kıyafetleri belli olmuyordu. Simsiyahlardı. Korkuya kapılıp hemen amcamı uyandırdım. Evin yanında yüzlerce simsiyah adam olduğunu, odama baktıklarını söyledim. Amcam hemen yatağından fırlayıp evden dışarı çıktı. Yengem ve ben de amcamın peşinden koştuk. Amcam elinde muska gibi bir şeyle ceviz bağına doğru koştu. Dualar okumaya başladı. Amcam dua okudukça o siyah şeyler bir bir oradan kaçmaya başladılar. Amcam hepsi ortadan kayboluncaya kadar dua okudu. Ve en sonunda elindeki muskayı benim boynuma astı. Yanıma gelip sarıldı. Geçti kızım korkma. Yarın ilk iş Hoca'ya gidip seni gösterelim, bu alanlara bir son verelim dedi. Eve girdiğimizde yengem yanıma geldi. Bugün ben seninle yatayım, kendini daha rahat hissedersin dedi. Yatağa yattık ve uyumaya başladık. Gece uykusuz kaldığımızdan dolayı öğle ezanına yakın bir saatte uyandık ve kahvaltı yaptık. Amcam hiç vakit kaybetmeden arabanın yanına gitti. Ben de üzerimi bile değiştirmeden amcamın arkasından indim araca binip yola koyulduk. Bulunduğumuz köy benim yaşadığım eski köyden biraz daha büyüktü. Köyün dışına çıktık. Uzun bir yol gittikten sonra araç bir anda anlamsızca durdu. Amcam aracı çalıştırmayı defalarca denese de araç çalışmıyordu. Araçtan inip kaputu kaldırdı. Bir şeylerle uğraştı. Oflaya puflaya arabaya tekrar bindi. Sonradan ah salak kafam. Dün Eda'yı hastaneye götürdük dönerken benzin almayı unutmuşum. Yolda kaldık dedi. Amcam kapıları kilitledi ve telefonda köyden birilerini aramaya çalıştı. Şanssızlık üzerine şanssızlık yaşıyorduk. Bu sefer de telefon çekmiyordu. Amcam oldukça sinirlendi. Derin bir nefes aldı. Hadi kızım tabanlara kuvvet. Tekrar köye yürüyeceğiz dedi. Yaklaşık 2-3 saat güneş altında yürüdükten sonra ancak köye varabildik. Eve geldiğimizde İkimiz de yorgunluktan ölüyorduk. Ayrıca başımıza güneş geçmiş, durumumuz çok kötüydü. Yengem, havlularla bizi serinletmeye çalışıyordu. Amcam, başını bana çevirerek, ''Kızım, madem o hocaya gidemiyoruz, biz de köyün imamına gideriz.'' dedi. Ben de, ''Amca baksan, çok fena başımıza güneş geçti. Biraz dinlenip öyle geçelim.'' dedim. ''Amcam, tamam kızım, dinlen.'' dedi. Odama geçip uyumaya koyuldum. Sorunsuz geçen uykumu gezinin tam ortasında yengemin çığlığı bozdu. Hemen ayağa kalktım. Yengemin ağlayış sesleri alt kattaki dış kapıdan geliyordu. Yatağımdan fırladığım gibi yengemin yanına koştum. Amcam ve kuzenlerim de hemen arkamdan geldiler. Yengem girişteki koridorda yere çökmüş, üngür üngür ağlıyordu. Amcam yengeme sarılıp ne oldu hanım diye sordu. Yengem titrek bir sesle kekeleyerek bir izine bastı. Kapıyı açtım. Kapıya onu bırakmışlar dedi. Amcam meraklanarak neyi bırakmışlar dedi. Yengem cevap vermedi. Ağlamaya devam etti. Amcam dış kapıyı açtığında gördüğümüz şey karşısında şaşkına dönmüştük. Kapıda yerde boğazı kesilmiş ölü bir domuz yavrusu vardı. Amcam da biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Çok korkmuştuk. Esra bir anda sinirle ayağa kalkıp üzerime yürüdü. Tüm bu olanlar senin yüzünden başımıza geliyor. Geldiğin günden beri evimizde huzur kalmadı. Her gece iğrenç rüyalar görmeye başladım. Bir de evin içerisinde gece vakitleri dolanıp saçma sapan şarkılar mırıldanıyorsun. Bizi korkutmak için odanın kapısını çalıp odana kaçıyorsun dedi. Esra'nın dedikleri karşısına cevap veremedim. Fakat söylediği şeylerin hiçbirini ben yapmıyordum. Amcam Esra'yı azarladı. Kuzenlerimi odalarına götürdü. Sabaha kadar hiçbirimiz uyumadık. Gün doğduğunda amcam sabah namazını kıldı. Hemen evden çıktı. Bir saat sonra arabasıyla geri geldi. Hep beraber sofraya oturduk. Amcam, bizim arkadaşın arabasıyla benzin aldık. Benim aracı doldurup alıp getirdik. Yemeği yer yemez, hemen yola çıkıyoruz kızım dedi. Ben tüm bu olanların bitmesini istiyordum. Yemeğimi bile doğru dürüst bitirmeden hemen üzerimi değiştirip amcamdan önce arabanın yanına indim. Amcam da hemen arkamdan geldi ve yola koyuldu. 30 dakika sonra hocanın evine vardık. Ev, üç katlı, eski bir köşkü andırıyordu. Arabadan inip kapıyı çaldık. Kapıyı kambur yaşlı bir kadın açtı. Hoş geldiniz, buyurun dedi. Amcam, Akif hocayla acil görüşmemiz lazım dedi. Yaşlı kadın içeriye buyur etti. Bir iki dakika sonra Akif hoca içeriye girdi. Akif hoca buyurun derdiniz ne dedi. Amcam hocam bu kız benim abimin kızı. Sana başından sonuna kadar yaşadıklarını ve yaşadıklarımızı anlatacağım dedi. Bütün her şeyi hocaya anlattık. Konuşma bittiğinde hoca dertli dertli içini çekti ve içerideki odaya buyurmamızı söyledi. Ocakta su kaynatmaya başladı. İçine bir şeyler attı. Eline makas alıp yanıma geldi. Korkma evladım diyerek saçımdan bir parça kesti. Kestiği saça suya batırıp beyaz bir beze koydu. Bezi de bir iple bağladı. İçeride ufak bir kabin vardı. Bize dönüp gözlerinizi kapatın ve ben söyleyene kadar açmayın dedi. Gözlerimizi kapattığımızda odaya birini aldı ve kabinin içerisine oturttu. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz dedi. Gözlerimizi açtığımızda kabindeki kişinin kim olduğunu göremiyorduk. Akif Hoca önce kaynattığı tası kabinin önüne koydu. Kabindeki kişi tasa elleriyle uzanıp o tastaki şeyden içti. Daha sonra Akif Hoca içinde saçlarımın olduğu bezi kabinin önüne koydu. Kabinin içindeki kişi eğilip onu da aldı. Ellerine bakılacak olursa kabindeki kişi genç bir bayandı. Daha sonra hocaya anlamadığımız bir şeyler fısıldamaya başladı. Akif hocanın suratı bembeyaz oldu. Panikle bize dönüp gözlerinizi kapatın dedi. Gözlerimizi kapattık ve kabindeki kadın bir anda çığlıklar atmaya başladı. İçeriye bizi buyur eden yaşlı kadınla girdi. Sanırım Akif hoca ve yaşlı kadın kabindeki kadını zorla dışarıya çıkartmaya çalışıyorlardı. Hoca dualar etmeye başladı. Karşımıza oturup gözlerinizi tekrar açabilirsiniz dedi. Derin bir nefes alarak anlatmaya başladı. Kaderin babası ve annesi yaptığı işlerin sorumlusu olarak da bu kızımızı kurban seçmiş. Ayrıca annesi de fal ve büyüyle uğraşmış. Bu kızımızın etrafında bir cin kabilesi yok. Bu kızımızın etrafında birçok cin kabilesi var. Farklı inançlara sahip, farklı güçlerde birçok cin var. Bu kızımızı nasıl koruruz, nasıl kurtarırız bilemiyorum. Birçok cin kabilesi kızımıza bağlanmış. Hatta bu olaylar sadece bağlılıkla kalınmamış, düğümlenmişti. Kendi öz anne ve babası kızlarına büyü bile yapsa, bir çaresini arar bulurduk. Ama bu öyle bir duruma gelmiş ki, atalarının yaptığı şeylerin bütün yükü bu kızımıza kalmış. Cinler şu anda size hiçbir şey yapmamış bile. Ama ileride yapacakları şeyler çok korkunç olacak. Ben size bu konuda yardımcı olamam benden daha bilgili birine sizi göndereceğim. Bu gece yatsa ezanı ile sabah ezanı arasında kapınızı çalacak. Onu içeri buyurun ve bunları tek tek anlatın. Belki o size yardımcı olabilir dedi. Yol boyunca eve dönene kadar hiçbir şey konuşmadık. Duyduklarım kaldıramayacağım derecede korkunç ve ağırdı. Bu yaşadıklarım hiçbir şeyse yaşayacaklarım kim bilir nasıl olacaktı. Eve geldiğimizde hava kararmak üzereydi. Akşam yemeğimizi yedik. Kuzenlerim uyumak için odalarına çekildiler. Amcam, yengem ve ben oturup gece vakti gelecek misafiri bekledik. Saat gece üç gibi kapı çaldı. Amcam kapıyı açmak için koltuğundan kalktı ve giriş kapısına doğru ilerledi. Amcam kapıyı açtı. Hocanın dediği misafir sonunda gelmişti. Salona girdiler. Gelen kişi orta boylu, otuzlu yaşlarında esmer bir adamdı. Biz tekrardan tüm olanları anlatacaktık ki adam Akif Hoca her şeyi bana anlattı. Kaderin başına gelen şeylerin hepsini biliyorum. Size elimden geldiğince yardımcı olacağım dedi. Yenge misafire çay ikram etti. Misafir çayından bir yudum aldı. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben kuantum fiziği, astroloji, psikoloji ve İslam dini konusunda oldukça uzmanlaşmış bir kişiyim. Bu tarz vakaları inceleyip Mağdur insanlara yardımcı oluyorum. Bu arada ismim Sami dedi. Sami hoca'nın lafını böylelik ağlamaya başladım. Yalvarırım bana yardım edin. Artık dayanamıyorum. Ölmek istiyorum dedim. Yengem kolumdan tutup koltuğa aldı beni. Sami hoca çayından bir yudum daha aldı ve konuşmasına devam etti. Bak Kader, yaşadıklarını anlayabiliyorum. Ben de buraya seni kurtarmak için geldim. Ama cinler seni istiyorlar. Bu yüzden amcanlara yengenlere ve kuzenlerine de zarar verebilirler. Yengeme dönüp siz de bundan sonra her gece bahçe kapınıza gümüş tasta ekmek ve su koyun. Ben bu evin her odasında dualar edeceğim. Hepinize de birer kağıt vereceğim. Sorun yaşadığınızda o duaları okuyun dedi. Yaklaşık 10 dakika boyunca evin her odasında dualar etti. Hoca dualarını bitirdi. Okumamız gereken duaları yazdı. Müsaade isteyip evden ayrıldı. Yine baş başa kaldık. Uyumak için herkes odasına çekildi. Yatmadan önce hocanın kağıda yazdığı duaları okudum. Yatağıma uzanır uzanmaz uykuya daldım. Yıllar sonra ilk defa o gece kabursuz ve huzurlu bir şekilde uyumuştum. Sabah uyanıp hep beraber güzelce kahvaltı yaptık. Keyfim o kadar yerindeydi ki dışarı çıkıp gezmek istediğimi söyledim. Amcam da bana biraz harçlık verdi. İstediğim bir şey olursa buradan alırsın dedi. Teşekkür ederek harçlığımı aldım ve dışarıya çıktım. Gezmeyi o kadar özlemişim ki akşam üzeri anca eve gelebildim. Kapıyı çaldığımda kuzenim Eda kapıyı açtı. Boynuma sarılarak hoş geldin kuzen dedi. Beraber içeriye girdik. Eda'ya amcamlar yengemler nerede diye sordum. Eda gülümseyerek onlar da biraz hava almak istediler. Dışarıdalar şu anda dedi. Eda'ya çay demledim. Beraber oturup bir yandan çayımızı yudumlarken bir yandan da Eda'nın erkek arkadaşı hakkında konuşmaya başladık. İşin garip yönü ise Eda erkek arkadaşıyla yaşadığı bütün her şeyi utanmadan anlatabiliyordu. Sanırım yalnız başımıza kaldığımız için bu kadar rahattı. Sohbete öylesine dalmışız ki saat 12 olmuş. Daha sonra ev telefonu çaldı. Eda telefona sen bakar mısın dedi. Hemen kalkıp telefonu açtım. Arayan amcamdı. "Efendim amca." dedim. Amcam titrek bir sesle, "Kızım, neredesin sen kaç saattir? Seni arıyordum." dedi. "Amca, ben evdeyim. Eda ile sizi bekliyorduk." dedim. Amcam ağlayarak, "Kızım sen ne saçmalıyorsun? Eda kahvaltıdan sonra banyoda intihar etti. Hastanedeyiz şu anda." dedi. "Amca saçmalama. Eda şu anda salonda. Kendisi gayet iyi." benimle oturup sohbet etti dedim. Amcam bekle geliyorum deyip telefonu kapattı. Ben de şaşkın şaşkın amcamın anlattıklarını Eda'ya söylemek için salona döndüm. Eda salonda yoktu. Banyodan ses geldiğini duydum. Kapıya tıkladım. Eda içeride misin dedim. İçeriden su sesi geliyordu. Fakat sorma cevap vermiyordu. Tekrar kapıya vurdum. Yüksek sesle. Eda cevap verir misin? İyi misin bilmek istiyorum dedim. İçeriden yine cevap gelmedi. Kapı kolunu çevirip kapıyı itekledim. Banyonun kapısı kilitli değildi. İçeriye girdiğimde Eda'yı gördüm. Çırılçıplak vaziyette kaynar suyun altında duruyordu. Kaynar sudan dolayı derisi kabarık kabarık olmuştu. Elinde bir cam parçası vardı. Kafasını bana çevirdi. Elindeki cam parçasını kendisine saplamaya başladı. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Kapıyı kapatıp ağlamaya başladım. Tam o arada amcam kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. Amcam telaşla içeriye girdi. İyi misin sen dedi. Ağlamaktan cevap veremedim. Amcam hemen banyoya koştu. Kapıyı kapattı. Banyodan su sesi geliyordu. Amcamdan hiçbir ses gelmiyordu. Ben de banyoya girdiğimde amcam ve Eda'yı vücutları paramparça şekilde gördüm. Korkudan aklımı kaçıracak. Hemen hocanın verdiği kağıdı aramaya koyuldum ama kağıdı nereye koyduysam bir türlü bulamıyordum. Çığlıklar atarak evden kaçıp evin arkasındaki cevizliğe doğru koşmaya başladım. Neden cevizliğe koştuğumu anlamıyordum. Ceviz ağaçlarının içerisinden geçtikten sonra kavak ağaçlarının bulunduğu ormana girdim. Nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmeden koştum. Bir süre sonra kendimden geçip yere düştüm. Etrafımda yine o karanlık kişiler vardı. Resmen kilitlenmiş bir haldeydim. Hiçbir şekilde hareket edemiyordum. Bütün vücudumda ağrılar hissetmeye başladım. Kaslarım ve kanım resmen çekiliyordu. Kaskatı kalmıştım. O gece saatlerce etrafımda dolandılar. Daha sonra uykuya dalmışım. Sabah doğru gözlerimi açmaya çalışıyordum. Tüm vücudum ağrılar içinde kıvranıyordum. Hemen olduğum yerden ayağa kalktım. Üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Bütün vücudum yaralar içindeydi. Bacaklarımın arasından hafif hafif kan sızıyordu. Topallaya topallaya ceviz bahçesine kadar geldim. Ölmekten beter hale gelmiştim. Canım çok yanıyordu. Eve gelip kapıyı çaldım. Kapıyı amcam açtı. Beni görünce hemen üzerindeki ceketi giydirip içeriye aldı. Yengem beni duşa soktu. Yaralarımı temizledi. Amcam bana ne olduğunu sordu. Ben de baştan sona gördüğüm ve yaşadıklarımı anlattım. Amcam Eda'nın durumunun iyi olduğunu, hastaneden taburcu illiliğini söyledi. Akşam eve geldiğimizde seni göremeyince çok korktuk. Her yeri aradık ama hiçbir iz bulamadık dedi. Ben de amcama sarılıp ağlamaya başladım. Yalvarırım öldür beni amca. Kurtulmak istiyorum dedim. Amcam güçlü ol evladım. Dayan her şey geçecek dedi. Ve o da ağlamaya başladı yıllarca birçok olay yaşadık. Hayatım boyunca hiç mutluluk yüzü görmedim. Bu olaylardan sonra 25 yaşıma kadar kabuslar görmeye devam etti. Bu esnada amcam iflas ettiği için arabasını satmak zorunda kaldı. Eda evlenip yuva kurdu. Esra ise akli dengesini yitirip akıl hastanesine yatırıldı. Amcam ve yengemin tek evladı artık ben kalmıştım. Artık onlara yük olduğumu düşünüyordum. Ayrıca amcam ve yengem eskisi gibi değildi. Her gün kavga ediyorlardı. En ufak lafları bile birbirine batıyordu. Amcam eskisi kadar benim sorunlarımla ilgilenmiyordu. Yengem de bana karşı oldukça soğuktu. Günlerin birinde evde durmaktan sıkılıp Eda'nın evine misafirliğe gittim. Kapıyı çaldığımda kapıyı eşi açtı. Utandım ve acaba Eda evde mi diye sordum. Eşi Eda bakkala kadar gitti iki dakikaya gelir. Gelin içeri buyurun dedi. Oturma odasında koltuğa oturdum. Sessizce Eda'nın gelmesini bekledim. Yaklaşık beş dakika sonra Eda geldi. Beni görünce sarıldı. Üzerimi değiştirip geliyorum dedi. Eda içeri üzerine değiştirmeye gittiğinde eşi salona geldi. Anlat bakalım kader. Nasıl gidiyor hayat dedi. Ben de. Aynı her şey. Bir değişiklik yok dedim. Eda'nın eşi manalı bir şekilde ''Hayatım boyunca Eda'nın annesinin yanına sığınarak mı yaşayacaksın diye sordu. Cevap veremedim. Çok utanmıştım. Sorduğu soru oldukça anlamsızdı ve canımı çok incitmişti. Eda üzerine değiştirmeye gitti. 10 dakikadır gelmemişti. Eşi oturduğu koltuktan kalkıp yanıma oturdu. Boynundan öpmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım. Sinirlenerek bir tokat attım. Bu sırada Eda odadan gülümseyerek çıktı. Ne oldu? Ne yırtıyorsun kendinle de. Eda'ya tam kocasının yaptıklarını anlatacaktım ki. Gördüğüm şey karşısında donup kaldım. Eda'nın ayakları tersti. Kolları ve bacakları yamuk yumuktu. Korkudan titremeye başladım. Kafamı eşine çevirdiğimde suratı çocukluğumun kabusu Erva'nın suratına döndü. Gözleri kapkaraydı. Çığlık atarak sokağa çıktım. Dışarıda bana bakan insanların suratında Ervahı görüyordum. Köyün içinde ağlaya ağlaya kaçışmaya başladım. Eve geldim. Anahtarla kapıyı açtım. İçeri girdiğimde amcam ve yengemi salonun ortasında yatarken buldum. Uyandırmak için bağırdım. Sarsmaya başladım. Ama ikisi de ayağa kalkmıyordu. Köy meydanına çıkıp bağırıp yakarmaya başladım. Bütün herkesin bizim eve gitmesi için bağırdım. O ara düşüp kafamı taşa vurmuşum. Beni hastaneye kaldırmışlar. Bir iki gün hastanede tedavi gördükten sonra yengemi ve amcamın kalp krizi geçirdiğini, hayatlarını kaybettiğini öğrendim. Dünya artık başıma yıkılmıştı. Ayakta duracak halim yoktu. Hastaneden çıktım. Oldukça yorgun ve çaresizdim. Eve gidecektim. Fakat o anda her şey kafama dank etti. Ben yıllardır amcamın evinin hangi şehirde olduğunu hangi köyde olduğunu hiç sorgulamamıştım. Olduğum yerde çaresizce kaldım. Ne yapacağım diye kara kara düşündüm. O günden sonra birkaç yıl sokaklarda, banklarda, terminallerde korka korka uyudum. En sonunda 27-28 yaşımdayken kuzenim Esra beni polisler yardımıyla buldu. Evlenmiş bir de bebeği vardı. Bana ufak bir oda vermişti. Ben de o odaya kapandım. Yalnız yalnız yaşamaya karar verdim. Benimle o cinler ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Öylece yaşamaya devam ettim. Birkaç yıl gördüğüm kabuslar, cinlerin ziyaretleri beni oldukça bunaltmıştı. Sanki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama ben anlamıyordum. Uzun uzun oturup düşündüm. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir süre sonra aklıma Ervah geldi. Yıllar önce ben çocukken Ervah kuyuya Kardeşlerinin yanına gitmek istemişti. O kuyudan bir daha çıkamamıştı. Onu sadece kabuslarımda görmüştüm. Belki bir şeyler düzelir umuduyla. Durumu Esra ile paylaştım. Nusaybin'e dönüp kuyuya gireceğimi anlattım. Esra başta bu duruma sıcak bakmasa da sonradan o da bana hak verdi. Bebeği olduğu için benimle gelemeyeceğini ama yakın arkadaşı olan Nihal'i ikna edebilirse benimle gelmesini sağlayabileceğini söyledi. Akşam üzeri arkadaşı Nihal'i eve davet etti. Salonda oturduk. Nihal'e başımdan geçen olayları anlattım. Nihal çok iyi bir kızdı. Benimle gelebileceğini söyledi. Onun da bu tarz şeylere ilgisi olduğunu anlattı. Ertesi gün Esra ile eve Nihal'in aracına bindim. Nusaybin'deki o eski yaşadığımız eve doğru yola çıktık. Saatler sonra yaşadığımız eski köye geldik. Köy yıllar önce terk edilmiş. Evlerde yaşayan kimse yok. Eski evimizde yanıp harabeye döndüğünden bulmamız biraz zorlaştı. Hava kararmadan işimizi halletmemiz gerekiyordu. Sonunda harabe halindeki kül olmuş evimizi buldum. Vakit kaybetmeden belime kemer ve halat bağladım. Elime bir fener aldım. Bu sırada Nihal de aracının arka kısmındaki çekme demirine halatın diğer ucunu bağladı. Kendimi yavaş yavaş kuyunun içine bıraktı. 4-5 metre indikten sonra zemine ulaştım. İçinde hiç su yoktu. Yerde ervahı arıyordum. Fakat ervahtan eser yoktu. Tam o sırada yerdeki bir siyahlık dikkatimi çekti. Siyah bir poşetin içerisinde kitap vardı. Bu yıllar önce iplerini çözüp açtığım için annemden tokat yememe sebep olan kitaptı. Kitabı aldım. Mihal'e beni yukarı çekmesi için seslendim. Mihal beni yukarıya doğru çekti kitabı almıştık ama bu kitabı ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma tekrardan bu kitabı bağlayıp kuyuya atma fikri geldi. Belki ailemin hafsettiği cinlerin bununla bir bağlantısı olabilirdi. Mihal, büyülerin yakılarak bozulduğunu, bu kitabı yakarsam kurtulacağımı söyledi. İki seçim arasında kalmıştım. Havada oldukça kararmıştı. Etrafı dolunayın ışığı ve aracın farları aydınlatıyordu. Ben bunu bağlayıp kuyuya atacağımı söylesemdi. Nihal pişman olmamam için yakmamı istedi. Ben de onun dediğini yapıp yakmaya karar verdim. Çalı çırpı toplayıp ortaya yırdı. Yakmadan son bir kez kitabın içinde ne var ne yok bakmak istedim. İçerisinde el yazması yazılar vardı. Bazı semboller, şekiller vardı. Sanırım bu kitap babaannemin yıllar önce büyü ve cin hapsetmek için yazdığı el kitabıydı. Mihal elimden aldı. Ateşin içine attı. Ateş öyle kuvvetlendi ki sanki etraf yeniden aydınlanıyor gibiydi. İçimde bir ferahlama hissettim. Artık her şey düzelecek gibi hissediyordum. Kitap tamamen yanıp kül oldu. Biz de arabaya atlayıp dönüş için tekrar yola koyulduk. Keyfim yerine gelmişti. Artık hayatımı düzene sokabilecektim. Her şey düzelecekti. Çok emindim. Allah'a şükürler etmeye başladım. Tam bu anda Nihal panikleyerek frene bastı. O sırada hatırladığım tek şey Nihal kafasını direksiyona çarptı. Araç kontrolden çıkıp ormanlığa daldı. Saatlerce aracın içinde baygın halde kaldıktan sonra kendimi dışarı attım. Nihal aracın içine sıkışmış beyni kulaklarından dışarıya akmıştı. Yardım istemek için yolu aramaya koyuldum. Sendele sendele aracın ezdiği çalıları takip ederek yürümeye başladım. Saatlerce yürümeme rağmen hala yola çıkamadım. Hatta aynı yerden birkaç kez geçtiğimi fark ettim. En sonunda pes ettim, kendimi yere atıp uykuya daldım. Aradan uzun zaman geçmiş olacak ki jandarmalar bizi bulmuşlar. Hastanede uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildim. Nihal kazada hayatını kaybetmiş. Esra ve Eda'dan hiçbir haber yok. Bir sığınma evine yerleştirildi. Orada da iyice kafayı yemeye başladım. Sürekli kendimi kesiyordum. Etrafımdakileri boğmaya, öldürmeye çalışıyordum. Kimsenin görmediği kişileri görmeye başlıyordum. Ve bir çocuk doğurdum. Babası kim bilmiyorum. İşin garip yanı. Bebeğimi kime göstersem. insanlar bana bebeğimin olmadığını söylüyorlar. Kucağımda gezdiriyorum. Tek tek insanlara. Bakın evladım görmüyor musunuz diyorum. Fakat kimse bebeğimi görmüyordu en sonunda kafayı yediğimi düşündüler. Beni hastaneye yatırdılar. Burada iki bebek daha doğurdum. Sanırım babası Ervah olabilir. Ama bebeklerimi buradaki doktorlar da görmediklerini söylüyorlar. Olayı yaşayan kişi kaderse kendisi bize problemlerini serbest bir şekilde anlattı. Çok büyük ruhsal sorunlar yaşadığını kendisi de biliyor. Hastanede kaldığı odada iki tane bebeği olduğunu iddia ediyor. Olayların detaylarını Sami Hoca'dan öğrendik. Sami Hoca yıllar önce Kader'in amcasının evine gece ziyarete gelen kişiler Sami Hoca'ya sorduk: Kader Hanım kitabı yakmasına rağmen neden bu sorunları hala yaşamakta? Kader Hanım kitapla beraber bizlere gelseydi belki bu konuda ona yardımcı olabilirdik, belki birçok şeyi düzeltebilirdik. Fakat yaşadıkları o kadar derin ve esrarengiz ki bu olayı çözmek bu yüzden çok zor görünüyor. Aynı zamanda Sami Hoca, Kader Hanım'ın yattığı hastanedeki psikologlardan bir tanesi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Babaannemin şahit olduğu olayları anlatmak istiyorum. Biz aslen Trabzonluyuz. Fakat ben ailemle birlikte İstanbul'da yaşıyorum. Yazları 10-15 günlüğüne memlekete gideriz. Memlekete gittiğimiz bir yaz Ramazan'a denk gelmişti. Köyde babaannemlerin evindeyken amcamın kızı arayıp beni çağırdı. Ben de gitmek istedim fakat gece geç bir saat olduğu için babaannem çok kızdı ve izin vermedi. Kızım otur dizimin dibine deyip anlatmaya başladı. Bundan yıllar önce bizim köyde gölgeler dolaşırmış. Gece insanların evlerine taşıtıp kapılarını çalıp, rahatsızlık verirmiş. Bu yüzden geç saatte köyde dışarıya çıkılmazmış. Hava kararınca herkes evine girermiş. Bu olaylar o kadar çok artmış ki köyde insanlar kaybolmaya ve delirmeye başlamış. Bunun üzerine bir sürü hoca çağırmışlar. Bu varlıkları def etmişler. Fakat bizim bölgedeki evler eski ve Rumlardan kaldığı için bu evlerde yaşayan insanlar zaman zaman rahatsız edilmiş. Babaannem bizim evde bile küçük bir kız çocuğunun dolaştığını, geceleri zeytinyağı tenekesinin üstüne oturup sabaha kadar ayaklarını tenekeye vurup babaannemi uyutmadığını söyledi. Ben de bazen geceleri uyanır, annemi uyandırır. Anne şurada bir adam bize bakıyor der, tekrar uyurmuşum. Annem korkutan sabaha kadar uyuyamazmış. Babaannem doğduktan hemen sonra babası başka bir kadınla daha evlenmiş. Babaannemin annesi de ona çok üzülüp kahrından ölmüş. Babaannemi analığı büyütmüş. Bizim köy çok büyük ve kalabalık bir köydür. Evler birbirine bitişik ve çok yakındır. Babaannemin genç kız olduğu zamanlarda bir gece köyde bir fırtına kopmuş. Yok o kadar şiddetli görülüyormuş ki evde camlar, pencereler sallanıyormuş. Babaannem o fırtınanın içinde çığlık sesleri duymuş çığlık sesleri yan komşularından geliyormuş. Yan komşuları Emine abla hamileymiş. Kocası hayırsız biri olduğu için genelde evde tek olurmuş kadıncağız. Bizim köyde eskiden Rumlar yaşadığı için eski yapı çoktu. Köyde insanların büyük bir çoğunluğu define arardı. Emine ablanın kocası define arayan insanlardan bir tanesiydi. Babaannem o gece çok endişelenmiş kadın evde yalnız. Acaba doğum mu yapıyor diye. Emine ablanın yanına gitmek istemiş. Fakat analığı izin vermemiş. Babaannemi göndermemiş. Sabah olduğunda babaannem ilk iş Emine ablaların evine gitmiş. Kapının önünde köylüler toplanmış. Emine ablanın karnı yırılıp bebeğini alıp götürmüşler. Gözlerini oymuşlar. Hemen köyün hocası çağırılmış. Komşular toplanmış. Diğer komşumuz olan Ayrı abla gelmiş. Tövbeler olsun. Hepsi bu adamın yüzünden. Ben dün gece olanları gördüm. Dört tane kara çarşaflı geldi. Emine kızın karnını yarıp bebeğini alıp gittiler. Gördüm her şeyi demiş. Köylü cenaze için Emine ablanın kocası Vahit amcayı aramış. Yine define peşindedir deyip yaylalarda eski evlere bakılmış. Fakat kimse Vahit amcayı bulamamış. Söylenenlere göre Vahit amca aradığı defineyi bulmuş. Fakat define sahipliymiş. Cinlerle bir anlaşma yapıp karısını ve doğmamış çocuğunu onlara kurban vermiş. Defineyi çıkartıp sırra kadem basmış. Birkaç yıl sonra Vahit amca köye geri dönmüş. Komşu köyden kendinden yaşça çok küçük bir kızla evlenmiş. Bu kız Fatma ablaydı. Köye kocaman bir ev yaptırmış. O sıra babaannem de dedemle evlenmiş. Fatma abla babaannemin annesinin köyündenmiş. Babaannem kendisinden yaşça çok büyük bir adamla evlendiği için ve kocasının nasıl hayırsız olduğunu bildiği için Fatma ablaya çok üzülmüş ve ona arkadaşlık edip yardımcı olmaya çalışmış. Vahit amca bu dönem köyün yarısını satın almış. Köyde ağalık taslıyor. Zenginlik içinde yaşıyormuş. Birkaç ay geçtikten sonra Fatma ablayla babaannem aynı dönemde hamile kalmışlar. Babaannem en büyük adamı Fatma abla ise ikiz oğlan doğurmuş. Babaannemle Fatma abla çok yakın iki arkadaş olmuşlar. Çocukları yaşlarından basmadan yine aynı dönem hamile kalmışlar. Fatma ablaların durumu günden güne kötüye gitmeye başlamış. Fatma abla hiç yerinde durmuyor. Bütün gün tarlada Hayfaların peşinde koşuyormuş. Kocası Vahit amca ise yine define peşinde koşmaya başlamış. Bir süre sonra artık evden de çıkmamaya, kendini odaya kapatmaya, kimseyle konuşmamaya başlamış. Fatma abla bir gün çocukları uyutup yine tarlaya gitmiş. Köylüler Fatma ablanın evinden bağırma ve çocuk ağlama sesleri duymuş. Hemen koşup gitmişler. Fakat Vahit amca Sürekli bir şeyler mırıldanıyor. Kapıyı açmıyormuş. Fatma ablaya haber veriyorlar. Koşa koşa gidiyor. O sırada köylüler kapıyı kırıp eve giriyorlar. Bir de ne görsünler. Vahit amca beşikte uyuyan bebeklerini boğmuş. İki bebeği de kucağına alıp yavrumsun kıyamam. Alışmışım duramam diye mırıldanıyormuş. Fatma abla yıkılmış. Ortalık feryat figan. Daha sonra jandarmalar gelmiş. Vahit amcayı tutuklamışlar. Sorguda yaptığını inkar edip bağırıp çağırmış. Ben yapmadım. Bana onlar yaptırdı. Ben altın istedim. Onlar çocuklarımı istedi diye ifade vermiş. Vahit amca hapse atılıyor ve birkaç ay sonra kimliği belirsiz kişilerce hapishanede öldürülüyor. Fatma ablanın bir oğlu daha doğuyor ve ona bir şey olmasın diye hoca hoca gezi bu laneti bozuyor. Babaannem bu hikayeyi bana yıllar önce anlatmıştı. Unuttuğum, tam hatırlayamadığım yerler olabilir. Kusura bakmayın. Fakat o dönemlerde köylü çok çekmiş. Geceleri evleri mutfaklarına girer. Tahta kaşıkları tırnaklarıyla çizer. Evin bereketini alırlarmış. Hayvanlar hastalanır. Tarlada bir şey yetişmez. Özellikle yeni doğan bebekler. Sebepsiz yere ölürmüş. Doktorlar hiçbir neden bulamazmış. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Çok küçük yaşlardan namaz kılmaya başlamıştım. Bununla beraber Kur'an okumayı da hemen öğrenmiştim. İlkokulda bile vakitleri kaçırmadan namazlarımı kılardım. Bir gün memnus eden vefat etti. Evde Kur'an okunuyor. Kadınlar, erkekler farklı kısımlardaydı. Babamın yanında insanları izliyordum. Babam. Kur'an okuyan hocaya beni işaret ederek bir şeyler söyledi. Daha sonra bana hadi oğlum Yasin-i Şerif'i de sen oku dedi. Ben de gözlerimi kapadım. Dünya ile tüm bağlantımı kesip okumaya başladım. Okumayı bitirdiğimde gözlerimi açtım. Fakat etrafımda kimse yoktu. Sadece karşımda nurlar içinde bir dede vardı. Böylece beni izliyordu. Babamı göremeyince korkmuştum o dede öyle huzur veriyordu ki korkumun yerini huzur almıştı. Bir an gözümü açıp kapadım. Sonra her şey eski haline döndü. O gün eve gidip uyuzum. Gece kendiliğimden uyandım. Uyandığımda Kur'an okurken karşımda gördüğüm nur yüzlü beyaz sakallı dede vardı. Bu kez yanında yüzleri gözükmeyen beyaz duman varlıklar vardı. Bu kez ondan korkmuyordum ama çok heyecanlıydım bizden korkma. Zamanı geldiğinde neden sana göründüğümüzü anlayacaksın dedi ve kayboldu. Onlar kaybolunca sabah ezanı okunmaya başladı. Sabah namazını kılıp olanları düşünüyordum. O zaman itirak edemezsem de onlar cindi. Bu olayın üzerinden birkaç yıl geçti. Ben ibadetime ve Kur'an okumaya devam ettim. Mahallemize yeni bir komşu geldi. Bir tane kızları vardı. Kız beni gördüğünde korkarak eve kaçıyor. Yolda karşılaşırsak yolunu değiştiriyordu. Bu böyle bir süre devam etti. Bir akşam onların evinden bağırma sesleri geldi. Bütün mahalleli oraya gitti. Biz de gittik. Kız çıldırmış gibi önüne gelene saldırıyordu. Komşu kadınlardan biri dua okurken okuma deyip küfürler ediyor ve kadının boğazını sıkıyordu. Kız beni görünce çığlık atarak duvar dibine kaçıp dizlerini kendini doğru çekip kafasını yere eğdi. Bana bakmıyordu. Yiğit Furtan ne olur seni burada istemiyorlar dedi. Ben de kim istemiyor beni burada dedim. O da onlar istemiyor. Ya buradan git ya da o yanında seninle gelen Müslüman cinleri gönder buradan dedi. O bunları söylerken herkes susmuş bizi dinliyordu. Sen onları görebiliyor musun dedim. Hayır ama bana söylüyorlar. Eğer gitmez ya da onları buradan göndermezsen bana bu gece rahat vermeyecekler. Lütfen dedi. Tamam deyip oradan ayrıldım. O gün anlatım ki bana gözüken cinler hala benim yanımdaydı. Fakat ben onları henüz görmüyordum. O gece uykumdan uyandırıldım. Karşımda yine dede vardı. Yanında da diğerleri. Benimle konuşmaya başladı. Artık sana her şeyi anlatmanın vakti geldi dedi. Sen bize, dedenin emanetisin. Biz artık sana bağlıyız. Biz vakti zamanında bu ilimle dedene yardım eden Müslüman cinleriz dedi. Dedem öldüğünde yaşım küçük olduğu için bu olayları bilmiyordum. Dedem dinine çok bağlı bir insandı. Benim de dinine bağlı bir insan olmamdaki en büyük neden dedemdi. Ailem bunları bana hiç anlatmamıştı. O yaşlı cinle konuşmaya devam ettim. Para, sen ne dersen, İslam'a aykırı olmadığı sürece yaparız dedi. O gece, dedem ve geçmişte yaptıkları hakkında konuştuk onlarla. Ve sonra bana ilmimi nasıl geliştireceğimi, kimlerden daha fazla şey öğrenebileceğimi anlattılar. Ertesi gün, komşumuzun kızı için onlardan yardım istedim. Komşumuzun durumu çok kötüydü. Kızları için ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Ben de Müslüman olan ve bana yardım eden cinlere danıştım. Onlar o kızı kurtarabileceğimizi söylediler. Evde dedemin bir kitabının olduğunu söylediler. O kitapta gereken duaların yazdığını ve yapmam gerekenleri anlattılar. Bana yardım eden cinler gerçekten çok güçlü cinlerdi. Girdikleri ortamda, olumlu anlamda enerjileri hissediliyordu. O kıza yardım etmek için. Ertesi gün babamla beraber komşumuza gittik. Komşumuza gitmeden önce babama her şeyi anlattım. Dedemle ilgili olan kısımları. Babam hem çok üzüldü hem de çok sevindi. Oğlum kolay bir hayatın olmayacak. Deden de biz de zor günler geçirdik. Her musibetten deden ilmi sayesinde alnının akıyla çıktı. Ama kolay değil. Bunun üstesinden gelebilecek misin oğlum dedi. Allah'ın izniyle gelirim baba dedim. Ve komşumuzun evine gittik. Kız yine beni gördüğünde odanın en uzak köşesine kaçtı. Yere çöküp kafasını dizlerinin arasına soktu. Gittiye yalvarıyor. Ne olursun git Yanındakiler yüzünden canımı yakıyorlar gitti Ben de bu kez gitmeyeceğim seni onların elinden kurtarmaya geldim dedim. Gece ezberlediğim duaları okumaya başladım. Bir yandan da bana yardım eden Müslüman cinlere kızım bedenindeki cini sarmalarını söyledim. Sarmalılar ki bedeninin en dip köşelerine kaçmasın. Çünkü onlar insanın damarlarına giren, tüm vücudunu gezen, o cini vücudundan çıkışa en yakın yeri gırtlağına getirdim ve okumaya devam ettim. Bu kıza neden musallat olduğunu sordum kızın zayıf bir bünyesi olduğunu, psikolojisinin bozuk olduğunu, onu bu yüzden seçtiğini söyledi. Önce kendi isteğiyle bu kızın bedenini terk etmesini söyledim. Ama bunu yapmadı. Onu dualar okuyarak yapmaktan başka çarem kalmadı. Duaları sonuna kadar okudum. Ben duaları bitirdiğimde kız kusmaya başladı. Bu kusma normal kusma değil. Öğürüyordu. Ve sonunda boğazından öpek öpek saç çıktı. Odadaki annesi babası şaşkınlık içindeydiler. Ben de çok şaşırmıştım. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştım. Fakat babam hiç şaşırmışa benzemiyordu. Göz göze geldiğimizde kafasını aşağı yukarı manalı şekilde salladı. Kız olduğu yere yığılıp kaldı. Kızı yatağına yatırdı annesiyle babası. Babam da kızın anne ve babasına biraz nasihat verdi. Kızınız neden yalnız onu bilmem. Ama evlatlarımız bu dünyaya geldiğinde tutunacak iki dalı var. Anne ve babası. Onlar büyüyene kadar. Biz onların her şeyleriyiz. Biz ne kadar onlardan uzak olursak hayattaki her tehlike onlara o kadar yakın olur. Kız olsun, erkek olsun. Evlatlarımıza herkesten ve her şeyden yakın olalım. Yakın olalım ki ilk derdini sevincini bilen biz olalım. Biz yakın olursak kötülüklerden o kadar uzak olur dedi ve sözlerini bitirdi. İlk kez bizim içinler yardım ile tedavi etmiştim. O günden sonra ilmimi geliştirmek için elimden geleni yaptım. Bu olay ilk yaşadığım olay olduğu için hep aklımda kaldı. İnşallah bir gün diğer yaptıklarımı da anlatacak vaktim olur. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olay tamamıyla gerçektir. Olay Edirne'de gerçekleşiyor. O zamanlar bizim 13 kişilik bisiklet grubumuz vardı. Şehir içinde ya da dışında kamp alanlarına giderdik. Hem trafik hem de insan yoğunluğu olduğu için genellikle sakin yerleri seçerdik. Grubumuzda Mehmet adında bir arkadaş var kendisinde tam bir deli cesareti var. Bu deli cesaret maalesef başımıza kötü olaylar gelmesine neden oldu. Her zamanki gibi gidecek bir yer ararken Mehmet bizi bir yere götüreceğini, kimsenin olmadığını, aynı zamanda duasıyla huzur veren bir ortamı olduğunu söyledi. Biz de kabul ettik. Mehmet gerçekten güzel mekanlar bulurdu. Her neyse hazırlıkları tamamlayıp sırt çantalarımızı alıp ortak buluşma yerimizde buluştuk. Ve sonra yola koyulduk. Şehirden çıktıktan üç saat sonra köy yollarında bulduk kendimizi. Çok yorulmuştuk. Bayır ve yokuşun bol olduğu bir yoldaydık. Dinlenmek istiyorduk. Mehmet'e dinlenmemiz gerektiğini söyledim. Ancak Mehmet dayana az kaldı ileriden sapacağız dedi. Biz de onu izlemeye devam ettik. Yarım saat daha ilerleyince ağaçların yoğunlaştığı bir bölgeden sağa doğru çalıların yolu kapattığı bir patika vardı. Oradan daldık. Bir süre daha gittikten sonra çok eski bir köy bulduk. O kadar eski bir köydü ki evin içinden koca meşe ağacı büyümüş. Uzun zamandır kimsenin olmadığı çok açıktı. Ürpertici bir ortamı vardı. Fakat doğası gerçekten muhteşemdi. Biz yolumuza bir süre daha devam ettik. Sonunda Mehmet bize anlattığı yere getirdi. Anlattığı yer gerçekten çok güzeldi. Arkada büyük bir dağ vardı bulunduğumuz yerin hemen 10-20 metre yanında dar bir dere akıyordu. Dikkatimizi çeken bir durum vardı. Ağaçlar daire şeklinde dikilmişti. Bu ağaç türünün ne olduğunu bilmiyordum. Ancak tam ortada da koca bir meşe ağacı vardı. Biz de o meşe ağacının yanına oturduk. Bisikletlerimizi kenara dizdik. Bu meşe ağacı çok yaşlıydı. 13 kişiyle bile çevresini zor sardı. O kadar genişti. Fakat burada biraz dinlendikten sonra Mehmet burada dinlenmek için durduk. Çok az bir yolumuz var dedi. Biraz bir şeyler atıştırdık. Herkes çimene sağa sola uzandı. Keyif yaparken saati hiç fark etmedik. Hava kararmaya başladığında farkına vardık. Saat baktığımızda sekiz buçuğa geliyordu. Nasıl oldu da bu kadar vakit geçmişti anlamamıştık. Saate bakarken bir şey fark ettim. Telefonum çekmiyordu. O an bunu çok fazla önemsemedim. Çünkü hangi GSM şirketi bu ıssız yere verici kurardı ki? Her neyse. Biz havanın kararmasından ve bulunduğumuz yeri beğenmemizden dolayı orada kamp yapmaya karar verdik. Biz sohbetsiz aldık. Ateşin loş ışığı, çalan müziğin keyfini sürerken saat 12'ye geliyordu. Zaman o kadar hızlı geçiyordu ki tuhaf bir durum vardı. Ama bunun ne olduğunu kimse anlamıyordu. Daha sonra 13 kişi yerine 12 kişi olduğumuzu fark etti. Aramızdan Kaan yoktu ve ne zamandır olmadığını bilmiyorduk. Telaşlı çevreye bakılmaya başladık. Kaan şaka yapacak bir insan değildi. O yüzden panikledik. Etraf zifiri karanlıktı. İlginç bir şekilde ay ışığı bile yoktu. El fenerlerimizi alıp gruplara ayrılarak etrafı taramaya başladık. Kimse tek başına değildi. İkişerli ikişerli dağıldık. Ben Cemre ile derinin kenarında giderken iğrenç bir koku alıyordum o kadar kötü kokuyordu ki derenin ilerisinde bir ağaç derenin ortasına düşmüş ve dereyi filtre gibi kapatmış. Tüm dallar, pislikler orada birikiyordu. Ancak başka bir şey daha vardı. Bir ceylanın ölüsü. Bu ceylan ikiye bölünmüştü. Bunu yapanın yırtıcı bir hayvan olduğunu düşündük. Biz o korkuyla koşmaya başlayınca o eski köye geldik. İsteyerek mi geldik yoksa çekildik mi emin değildim. O anda içime çok soğuk şekilde bir korku girdi. Ürperiyordum. Ensemdeki tüyler bile diken diken oluyordu. Sanki izleniyorduk. Köyün tam ortasında bir su kuyusu vardı. Diğerlerini bekledik. Biraz sonra onlar da geldiler. Herkes iyiydi. Köyün içini aramaya başladık. Hayatımda bu kadar korkunç bir yer hiç görmemiştim. Gündüzleri muhteşem gözüken bu yer. Geceleri ise çok korkunçtu. Etrafta gezerken Çoğu evin bir kısmı yıkılmış haldeydi. Evlerin altı taştan, üstü ise ya tahtadan ya da kerpiçtendi. Köyün içinde gezmeye devam ederken tekrar su kuyusuna döndük. Orada düşünüp fikir alışverişi yaparken 112'yi mi arasak, ortalığı vermeye vermeden ne yapsak diye düşündük. Biz bu konuşmaları yaparken su kuyusunun içine doğru baktım ama sanki aşağıda başka bir şeylerle bakıştığımı hissettim. Aşağıya doğru el fenerini tuttum. El uzunluğunu en sona çektiğimde şok oldum. Aşağıda yine parçalanmış bir ceylan vardı. Ceylanın olduğu yerin yan tarafı bir kapıyı andırıyordu. Kapı şeklinde gizli bir geçit vardı. Hipnoz olmuş gibi o girişe bakıyordum. Korkuyla çevreme bakındığımda biri bana seslendi. Mehmet hadi sene ne bekliyorsun orada dedi. Ben de koşar adımlarla yanlarına gittim. Kuyunun içinde olanları onlara anlatmadım. Köyü biraz daha arayıp sonra polise haber vermeye karar verdik. Köyde diğerlerinden farklı bir ev vardı. Diğer evlere göre daha yeni ve daha sağlam haldeydi. Tek farkı da etrafında otların inanılmaz uzaması, sarmaşık ve ağaçlarla ev resmen gizlenmiş olmasıydı. Evi ilk ben fark ettim. Diğerlerine seslendim. Burada bir ev var. Siz de bakın dedim. Yanıma geldiler. Eve bakmaya başladık. Girişi nerede diye baktık. Ancak evin çevresi dikenli tellerle çevrildi. Dikenli tellerin bir bölümü deforme olmuş, teller aşağıya inmişti. Tellerin düşük olduğu taraftan girdik. Telin üstüne basarak geçtik. Kapıya doğru yürüdük. Hepimizin korktuğu halimizden belliydi. Bu korku normal bir korku değildi. Elimi kapının koluna attım. İttirmeye başladım. Ancak kapı yerinden bile oynamamıştı. Muhtemelen kilitliydi. Daha sonra pencerelere baktık. Ön cephesindeki pencereler tahtayla kapatılmıştı. Kim neden böyle bir eve girilmesini istemesin diye düşündüm. Bir katille ya da farklı bir senaryo ile karşılaşmamak için. Hadi gidelim. Kapı açılmıyor. Başka da giriş yok. Onu bulamayız. Polisler aramamız gerekiyor artık dedim. Tam dönüp giderken bir anda evin içinden çığlık sesi geldi. O çığlık sesi hepimizin panikleyip dehşete kapılmasına yetmişti. Bir araya toplanıp Eve doğru döndüğümüzde bu çığlığın arkadaşımıza ait olduğunu anladık. Demiştim ya, Mehmet'te deli cesareti var diye. Mehmet koşar adımlarla evin kapısına geldi. Kapıyı vurmaya başladı. Ondan cesaret alarak biz de peşinden gittik. Evet, arkadaşımız içerideydi. Korksak da kapıyı açmaya çalışıyorduk. Mehmet, kralın kapıyı dedi. Omuz tekme, Allah ne verdiyse kapıya vuruyorduk. Bir, iki derken kapıyı kırdık. Mehmet'le birlikte evin içine doğru düştük. Kapı da altımızda kaldı. Korkuyla çevreye bakarken ayağa kalktık. Hemen solumuzda bir oda vardı. Sağ tarafta ise evin girişinin boş kısmı vardı. Yukarıya doğru çıkan bir merdiven. Düz çıkıp sonra sola dönüyordu. Burnumuza çok kötü bir kovu geldi. Sanki idrar kokusu gibiydi. Karşımızdaki kapı yavaşça açıldığında odanın içinde yere çökmüş halde biri vardı. İlk başta korktuk ama hareket etmediğini görünce yaklaşmaya başladık. Odaya girdiğimizde ise arkadaşımız olduğunu fark ettik. Hemen iyi misin diye sorular sorsak da iyi değildi. Şoktaydı. Göz bebekleri ufalmış, teni soğuk ve rengi bembeyazdı. Ne görmüştü ve bu hale nasıl gelmişti? Biz de şoktaydık. Duvarda kanla yazılmış belli başlı semboller ve anlamadığımız bir dilde yazılmış kelimeler vardı. Evin içinde daha fazla durmamamız gerektiğini anladım. Hemen çıkmamız gerektiğini söyledim. Tam o sırada yukarıdan güm diye bir ses geldi. Hepimiz panikten dolayı bağırıp çığlık attık. Mehmet, üst kata çıkmamız gerek. Bunu yapan her kimse, o bize bir şey yapmadan onu bulalım ve durduralım dedi. Mehmet'e, yukarıda ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen gidelim buradan. Saçmalama dedim. Güm diye bir ses daha geldi. Gruptan bir iki kişi daha yukarı çıkalım. Bunu yanına bırakmayalım dedi. Ben de. Pekala siz gidin. Ben buradayım dedim. Kaybolan arkadaşımızla birlikte kapının yanında beklemeye başladık. Kaan'la birlikte kapının önüne çıktık. Sanki bir şeyler bizi izliyor gibi hissediyordum. Bu konuları biliyordum. Hissettiklerim de doğruydu ama aldırış etmemeye çalıştım. Benim korkum. Eğer bu ev sahipliyse o zaman başımıza bela alırdık. Çünkü kapısını dayı kırmıştık. Aradan 3-4 dakika geçmişti. Kaan'la konuşmaya çalışıyordum ama tepki vermiyor, kekeleyip duruyordu. Üst kattan bir süre hiç ses gelmedi. Bir süre sonra tam ne olup bittiğini anlamak için bizimkilere seslenecektim ki. Yukarıdan çığlık ve bağırma sesleri geldi. Aynı zamanda koşuşturma sesleri de geliyordu. Kaan kendine geldi. Bu kez ben şoka girdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyse ki yukarıdakiler aşağıya koşuyordu. Hatta öyle bir iniyorlardı ki merdivenlerden. En son merdivene atlıyorlardı. Yukarıdan aşağıya inen, arkasına bakmadan tellerin açık olan kısmına gidiyordu. Tam ben de kaçmaya yeltendim. Birisi bana omuz vurdu. Benim ayağım boşluğa gelince hemen kapının kenarındaki dikenliğin içine düştüm. Her yerim çizilmişti. Üzerimdeki kıyafetler dikenlere takılmıştı. Bu yüzden kalkamıyordum. Ayağım da bir yere takılmıştı. Ayağım da bot olduğu için çıkartamıyordum. Benim dışımda, Kaan da dahil herkes tellerden dışarı atmıştı kendini. Ben ise olduğum yerden kalkabilmek için çabalıyordum. Ben evde kimsenin kalmadığını düşünürken merdivenlerden gıcırtı sesi gelmeye başladı. Birisi yavaş adımlarla iniyordu. Ben nefes dahi almadan dikenliğin içine uzandım. Belki evin içi göçüyordur diye umut ettim. Kaçarken düşürdükleri el feneri kapıyı aydınlatıyordu. Gıcırtılar sona erdi ve o şey her neyse kapının önünde tam karşımdaydı. Kalp krizi geçirmek üzereydim. İnanın kalbim kulaklarımda atıyordu. İşin kötü yanıysa tek başımaydım. O şeyle baş başaydım ve birkaç adım ötemde duruyordu. Tekrar bir adım attı. Adım atınca bastığı basamak kırıldı ama tam içine göçmedi. Fakat üzerinde duran fener bana döndü. Fener bana dönünce o korkuyla Düştüğüm yerden canım ne kadar yazsa da kalkıp koşmaya başladım. Koşarken karın bölgemde acı hissettim. Bir şey beni karnımdan tutuyordu. Sonra fark ettim. Şuursuzca koşarken dikenli tellerin yüksek olduğu kısma koşmuşum. Hemen tellerin üstünden atladım. O şey her neyse. Bana doğru koşuyordu. Ben de ondan kaçıyordum. Kovalıyordu beni. Cesaret edip arkama baktım. Karanlığın içinde tam göremesem de Boyu çok ama çok uzundu. Kokusu burnuma kadar geliyordu. Çürümüş etkiviydi. Kaçtıkça kaçtım ve en sonunda peşimi bıraktığını anladım. Bisikletleri bıraktığımız yere geldim. Ancak benim bisikletim ve eşyalarım dışında hiçbir şey yoktu. Hemen hızlıca bisiklete atlayıp hızla uzaklaşmaya başladım. Deli gibi sürüyordum. Patika yola girdim. Daha sonra ise ana yola çıktım. Yolda ışıklandırma vardı. Ben hızla giderken İleride bir kalabalık var. Bunlar benim arkadaşlarımdı ve yanlarında jandarmalar vardı. Beni gördüklerinde hepsi yanıma geldi. Jandarmaya olanları anlattık. Ekip otosuyla hemen olay yerine gittiler. Fakat gittiklerinde köyde ne evi ne de bize saldıran kişiyi bulamadılar. Daha sonra arkadaşlarımı karakola, beni ise hastaneye götürdüler. Çünkü teller ve dikenler derin çizikler atmıştı vücuduma. Bu olayın üzerinden Uzun bir süre geçtikten sonra ancak toparlayabilmiştim kendimi. Aramızda bir tek Kaan kendini toplayamadı. Psikolojik sorunlar yaşadı. Aslında benim de bu geceden sonra psikolojim normal sayılmazdı. Jandarma o köyde yaptığı incelemede bizim bahsettiğimiz gibi bir evin olmadığını, buranın yaklaşık 20 yıl önce terk edildiğini söyledi. Bu olaydan yıllar sonra arabamla o köye en yakın köye gittim. Köy kahvesine oturdum çayı getiren amcaya o terk edilen köy hakkında bir iki soru sordum. Fakat beni tersledi ve cevap vermeden gitti. Birkaç kişiye daha sormaya çalıştığımda onlar da beni tersledi. Umudumu kesip masadan kalktım. Kahveden çıkıp arabanın başına geldiğimde bir amca geldi yanıma. Sen nereden geliyorsun? Kimin oğlusun dedi. Ben de ben buralı değilim amca. Yabancısıyım bu köy. Buraya yakın falanca bir köy var. O köy hakkında bir şeyler sordum. Birkaç sene önce başımdan kötü bir olay geçti de o köyle ilgili bilgi almak istedim dedim. Ne güzel kurtulmuşsun. O köye giren ya delirir ya da canından olur. Fazla araştırma dedi. Ben de rüyalarıma giriyor hala. Kurtulamadım o köyden dedim. O köyü ancak bizim köyün imamı bilir. O köy terk edilmeden önce tanıdıkları vardı o köyde dedi. Beni imamın yanına götürdü. Yaşadıklarımı köy imamına da anlattım. O da bana köyün geçmişini anlattı. O köy Osmanlı zamanında Ermenilerin yaşadığı bir köymüş. Savaş zamanı Ermeniler gönderilip oraya Türkler yerleştirilmiş. Ama köy bir türlü huzura kavuşamamış. Gelen herkesin başına belli bir süre sonra türlü müsibetler geliyormuş. Daha sonra çeşitli alimler köye gelmiş ama onlar da başa dememiş. Söylenene göre oradaki sokuyusunun içindeki mağaraya köyden giden Ermeniler bir gün döneriz umuduyla değerli eşyalarını koymuşlar ve orayı çok güçlü bir büyüyle bağlamışlar. Ne zaman köyden biri o hazineyi fark edip çıkartmaya çalışsa köyün başına türlü olaylar gelmiş. Şimdilerde ise definecilerin uğrak yeri ama gelen gövü yerine bela buldu diyerek imam konuşmasını sonlandırdı. Benim için ise dualar etti ve ibadetimden geri kalmamamı, gördüğüm rüyaların vesvese olduğunu, köyden bir emanet almadıysam beni rahat bırakacaklarını söyledi. Söylediği gibi de oldu. Bir süre sonra o kabuslar sona erdi.''